Merhaba, devam ediyoruz. Ön düzende yeni bir çizim açalım. Budama aracı olarak kullanacağımız çizgiyi oluşturuyorum. Bu hatta sabit bir budama işlemi yapacağız. Şu şekilde gayet güzel. Yalnız ben buradaki oluşan silindirin boyutunu biraz daha küçültmek istiyorum. Bakın yüzeye tıkladım ve merkez çizgiyi biraz taşıyorum ve hemen güncelleme alabiliyoruz. Ve yaptığım çizimin üzerine tıklayarak da çizimi tekrar açabiliyorum. Kısa yol olarak bu da aklınızda bulunsun. Çizimi onayladım. Yüzeyi buda komutuna tıkladım. Budama aracımız çizim altı. Kaldıracağım bölge. Bu kısım onayladım. Ön düzlemde yeni bir çizim oluşturalım. Düz çizgiler alıyoruz. Bakın şu oluşan köşeye ve yukarıdaki oluşan köşeye birer çizgi çiziyoruz. Bunların açısını göz kararı veriyorum. Boyutları birer milimetre olacak. Hem aşağıdakini hem de yukarıdakini. Şu şekilde ayarlayalım. Evet. Açısını daha sonra değiştirebilmemiz mümkün. Nasıl olsa bir ucu sabit ve diğer ucu boşta. Boyutu da belli olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Çizimi onaylıyorum. Şimdi bunu loft yüzey komutuyla oluşturacağız. Burada düz bir hat oluşmasını istiyorum. Kademe oluşmasını istiyorum yüzeyde. Profilleri seçiyorum. Aynı kenarlarından. Kılavuz eğri olarak yüzeyimizi kullanabiliyoruz. Oluşacak yüzeye bakıyorum. İşlemi onaylıyorum. Tepeden bakarak kontrolümü yapıyorum. İçe bükük yüzeyler olmadığı takdirde herhangi bir sorun yok demektir. Evet, ön düzende çizim yaparak, çizim açarak devam ediyorum. Şimdi burada oluşan kademenin üst yüzeyini oluşturacağız. Yine aynı şekilde loft komutuyla da yapabiliriz bu işlemi. Bakalım hangisi uygun olursa. Alt kısım düz de olabilir. Burada hafif üst kısımda bombe olsun. Çünkü şuradaki bombenin devamlılığı kabartılmış hali varmış gibi görünsün isterim ben. Çizimi onayladım. Şu hat kısa gelebilir. Daha sonra düzenleyebiliriz. Load komutuyla bu işlem biraz daha dengesiz olur. Çünkü bir kısmı yüksek, bir kısmı dar uçların, profillerin. Kılavuz eğri olarak bu kenarı seçiyorum ben. İşlemi onayladım. Kontrol ediyorum yüzeyi. Bu şekilde zebra çizgilerini de aktif hale getirebiliriz. Yüzey gayet iyi gördüğünüz gibi. Dilerseniz aynı işlemi bir de sınır yüzey komutuyla yapalım. Yönümüz yön 1'de şu kenarı seçiyorum. Yanlış hattı seçmeyelim. Yakınlaşalım. Evet, kenar hattını seçtim. Yön 2'de bu kenarı ve alttaki oluşturduğumuz küçük kısa çizgiyi seçiyorum. Bu şekilde biraz daha kaliteli bir yüzey elde edebiliriz. Tekrar zebra çizgisiyle bakıyorum. Evet, daha düzgün bir hatta sahip. Zebra çizgilerini kapatalım.